değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. İçkiden kurtulmak için ne yapmak gerekir? Bir Müslüman aklını, kalbini ve vicdanını kullanarak Allah'a iman ettiğini hatırlamalı. Ben Allah'a iman ediyorum ve beni bu kainatta en mümtaz, en seçkin bir varlık olarak yaratan zatın da emirlerine uymak istiyorum diyecek. Karar verecek. Bu verdiği karardan sonra da kesinlikle bir daha bu illete bulaşmayacak. Ancak eğer tiryaki haline gelmiş ve mutlaka tedavi olarak bırakması gerekiyorsa mutlaka tedaviye müracaat etmeli ve tedavi olmalı. Ancak bu yetmez. Karar verdi, büyük günahları bıraktı, tövbe etti ve bir daha Ya Rabbi bu günaha girmeyeceğim diye vicdanen kalben karar verip üzüldü ve dönmeyeceğine söz verdi. İnşallah Cenab-ı Hak bir daha bu günaha dönmediği takdirde hem geçmiş günahlarının tamamını silecektir hem de bir daha inşallah bu tür günaha başlamasına Allah'ın lütfuyla egil olacaktır. Ancak insan bu azim ve gayrette, bu samimiyette olmazsa hem işlediği günahların e, günahından kurtulamayacaktır hem de o günaha başlamaya engel olamayacaktır. Bu birinci şart. İkinci şart eğer bulunduğu ortam bu tür kötü alışkanlıkları tekrar başlamasına neden olacak ortamsa bu ortamlardan kesinlikle uzak durmalı ve kendine çok güzel manevi atmosferin bulunduğu ortamlar elde etmelidir. Şimdi bu alkolla ilgili, tehlikesi ilgili bir noktaya da dikkat çekmek istiyorum. Çok önemli. Zaruriyat-ı diniye dediğimiz dinimizin beş tane temel kuralı var. Zaruriyat-ı diniye. Bir, din. iki akıl. Üç, nefis yani can. Dört, nesil yani soy. Beş, mal. Bu beş özellik zaruriyat-ı diniyeye girmiş. Bakın şimdi. Alkol alan bir Müslüman önce aklını bulandırıyor. Önce dininin yasakladığı bir şey yapmakla dinine karşı gelmiş oluyor. Sonra aklını bulandıran bir iş yapmakla aklını yok etmiş oluyor alkol. Sonra bedenine zarar veren bir şeyi almakla bedenine zarar vermiş oluyor. Yani canını tehlikeye atmış oluyor. Sonra bu alkolla nesline zarar vermiş oluyor ki alkolün verdiği zararları hemen hemen bilmeyen yoktur. Kötü örnek olarak çoluk çocuğuna zarar vermiş oluyor. Ayrıca alkol kullanan insan malını da zayi etmiş, israf etmiş ve haramda kullanmış oluyor. Şimdi bu alkolün karşısına getirelim uyuşturucuyu koyalım. Kötü alışkanlıkları koyalım. Demek ki uyuşturucu alan bir Müslüman kardeşimiz de hem Allah'ın yasakladığı bir şeyi işlemekle dinine zarar veriyor. Hem uyuşturucuyla aklını bulandırarak aklını gideriyor. Aklı olmayan insanların dini yoktur hadisinin tehdidine mazhar oluyor. Hem de o uyuşturucuyla bedenine zarar vermekle canına kastetmiş oluyor. Hem de uyuşturucuyla beden ve ruh sağlığını kaybederek neslini, soyunu, çoluk çocuğunu zayi etmiş oluyor. Aynı zamanda uyuşturucuya verdiği parayla da malını zayi etmiş oluyor. Yani bir Müslümanın bu kadar büyük hataları işlemekten korunması için, Allah'ın yasakladığı bu günahtan kendini uzak tutması için, daha ne aramalı? Daha ne bulmalı? Hem Allah'a, hem aklına, hem canına, hem nesline, hem de malına karşı gelmek demek olan bu büyük günahtan hemen kurtulmak ve bir daha bu hataya, bu zehire bulaşmamak. Ne kadar akıllı olan insanların işidir. Artık aklı olanlara havale ediyoruz.